Arkadaşlar dış kuvvetlerin ilk testiyle başlıyoruz. Yer şekillerinin oluşumunda iç ve dış kuvvetler birlikte etkilidir. İç kuvvetler yer şekillerini oluştururken dış kuvvetler biçimini değiştirir. Dış kuvvetler aşındırma, taşıma ve bekleme yapabilir. Dış kuvvetler kendi aralarında üç ana gruba ayrılır. Rüzgarlar, sular ve biz buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Buzullar diyeceğiz. Buzullar. O zaman burası ne olacak? Buzullar olacak. Peki sular demiş arkadaşlar. Suların alt başlığında neler var? Suların alt başlığında gelgit var. Dalgalar var. Bir de ne var? Yeraltı suları var arkadaşlar. Yeraltı suları. Diyor ki buna göre boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi sözcükler yazılmalıdır? Zaten yazdık arkadaşlar. Buzullar, akarsular, buzullar, gelgit, dalgalar ve yeraltı suları. Bu hangi şıkkımızda var? B seçeneği bizim doğru cevabımız olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Rüzgarlar kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde kumul tepeleri, mantar kaya ve barkanlar oluşturur. Barkanlar arkadaşlar herhangi bir siyasi içerik yoktur. Üç hilal şeklindedir. Şu şekilde. ÖSYM'de aynen bu şekilde soruluyor. Mantar kaya ise arkadaşlar şu şekildedir. Rüzgar aşındırmıştır ve şöyle bir şeytan masası da deniyor buna. Kumul tepeleri ise arkadaşlar bunlar sürekli hareket halinde olan tepelerdir. Rüzgarlı dönemlerde hareket eder. Rüzgarın olmadığı dönemlerde ise sabit kalır. Bunlar daha çok nerede görülür? Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde. Ve dünyada en güzel örnekleri ise sevgili arkadaşlar, yağışın az olduğu yerlerde görülen tiplerdir ya da şekillerdir. Haritada numaralı alanlar hangisine yukarıda verilen yer yüzü şekilleri daha çok rastlanır diyor. Sevgili arkadaşlar burada zaten vermiş bize. Kanada'nın batı kıyılarına verilmiş ılıman okyanusal iklim etkilidir. 5 numaralı yer ekvatoral iklim etkilidir. 3 numaralı yer muson iklimi etkilidir. 2 numaralı yer yine ılıman okyanusal iklim etkilidir. Belirlenen bu 4 yerde de arkadaşlar yağış fazladır. Kurak ve yarı kurak bölge değildir. Burada Afrika'nın iç kesimlerini vermiş. Bizim cevabımız da 1 olacak. Yani A seçeneği diyoruz. Aşağıdaki yer şekillerin hangisinin oluşumunda buzullar etkili olmamıştır diyor. Yani aşağıdakilerden hangisi buzulların şekillerinden değildir diyor. Hörgüç kaya buzuldur arkadaşlar. Bu daha çok rüzgar aşının ve birikim şekilleriyle karıştırılıyor. Lütfen dikkat ediniz. Hörgüç kaya, moren tepeleri buzuldur. Buzul vadisi zaten ismi üstünde. Sirk buzulların oluşturduğu çukurdur. Dev kazanı ise arkadaşlar akarsulardır. Akarsuların şelale oluşturduğu yerlerde görülür. Dolayısıyla buzul değil akarsu cevabımız E seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir akarsuda Menderes'lerin çoğalması akarsu ile ilgili durumların hangilerinin göstergesi olamaz diyor. Menderes biliyorsunuz arkadaşlar eğimin azaldığı yerlerde akarsunun şu şekilde akması ile oluşur. Tamam. Peki Menderes oluşmuşsa akarsuyun hızı ne olmuştur? Azalmıştır. Uzunluğunun azalması aksine arkadaşlar bir akarsu Menderes oluşturmuşsa uzunluğu ne olur? Artar. Yatak eğiminin azaldığı yerlerde zaten Menderesler oluşur. Hangisinin göstergesi olamaz? Arkadaşlar uzunluğun azalması değil, aksine uzunluğu artar Menderes oluşturmuşsa bir akarsu. Devam ediyoruz. Yukarıdaki haritada olduğu gibi kıyıya yakın bir adanın kıyı oku ile karaya bağlanması olayına ne ad verilir? Arkadaşlar Türkiye'de bunun iki tane örneği var. Bir tanesi Kapıdağ Yarımadası. Kapıdağ Yarımadası Marmara Denizi'nde, Güney Marmara'da. Bir de Sinop Burnu arkadaşlar. Birer nedir? Tombolaya örnektir. Sinop Burnu. Peki bunlar nedir? Bunlar arkadaşlar kıyıya yakın olan bir ada kıyı okuyla yani dalgaların biriktirmesi sonrası kumları biriktirmesi sonrası kıyı okuyla adanın birbirine ne olmasıdır? Bağlanmasıdır. Biz bu olaya ne diyoruz? Tombolo diyoruz. Şekilde de arkadaşlar görüldüğü gibi kıyı oku gelip adaya ne olmuştur? Bağlanmıştır. Yani birbiri nedir? Tombolodur. Bu adanın kıyı okuyla karaya bağlanması olayına ne ad verilir? Tombolo diyoruz. Devam ediyoruz. Yukarıdaki verilen A ve B vadileri incelediğinde bilgilerin hangilerine ulaşılamaz? Şimdi arkadaşlar A Çentik vadidir. Çentik vadidir.
B ise sevgili arkadaşlar, B ise arkadaşlar Boğaz Vadi ya da bu daha çok Boğaz Vadi'ye değil de bu geniş tabanlı bir vadiye benziyor arkadaşlar. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada eğim fazlayken burada nedir arkadaşlar? Azdır. Diyor ki bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? A'da eğimin fazla olduğu doğru. B'de akarsuyun enine aşındırma yaptığı, enine yani arkadaşlar enine yana doğru aşındırma yapıyor doğru. İki akarsuyun akımının daha fazla olduğu arkadaşlar akımla ilgili bir yorum yapamam burada. Dolayısıyla bizim cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Vadi yamaçlarında ya da vadi tabanlarının yüksek kesimlerinde basamaklar şeklinde uzanan eski vadi tabanlarına seki denir. Sekilerin oluşabilmesi için aşağıdakilerin hangisinin gerçekleşmesi gerekmez? Arkadaşlar, seki hem iç kuvvet hem de dış kuvvettir. Yani epirojenik hareketlerle yükselme de olur. Akarsuyun yatağını derine aşındırmasıyla olur ki akarsu derine aşındıracak ve şurada şöyle bir basamak oluşturacak. Daha sonra arkadaşlar bu basamağı düzleştirip tekrar bir aşındırma yapacak. Bu da var. Akarsu yatağında biriktirme yapması. Arkadaşlar seki ve taraçalar biriktirme değil aşındırma ile olan şekillerdir. Yani akarsu aşındırım şeklidir. Akarsuyun debisinin azalması evet. Kimi dönemlerde akarsu debisi ne oluyor? Azalıyor çünkü eğim de azalıyor bununla birlikte. Akarsu yatağına gömülmesi bu da var. Ama akarsu yatağında biriktirme değil arkadaşlar aşındırma yapması gerekiyor. Bizim cevabımız ne olacaktır? C seçeneği olacak diyoruz. Aşağıdaki feneplen haline dönüşmüş bir yer cisim parçası verilmiştir. Bu bilgilerin aşamalarına göre feneplen oluşturacak şekilde sıralanması aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Arkadaşlar bu verilen öncülleri bir sıraya koyacağız. Ve bu sıraya koyarken de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken hafif dengeli düzlükler oluşacak bunun sonucunda. Dolayısıyla D en sonda olacak. D'nin en sonda olduğu arkadaşlar C seçeneğini eliyoruz. A, D, E ve B seçeneklerinde D sondadır zaten. Devam ediyoruz. Başa neyi alacağız? Akarsuların geniş tabanlı vadilerde akması, yatak eğimi ve yükseltinin azalması bu değil. Akarsu vadi tabanlarının derinleşmesi ve genişlemesi. Akarsu'nun yer kabuğunu aşındırması sonucunda vadilerin oluşması. Arkadaşlar önce bir vadi oluşacak mı? Oluşacak. O zaman C'yi başa al. C'nin başa olmadığı. Ne kaldı arkadaşlar? A ile D seçeneğine bakıyoruz. Akarsu vadi tabanlarının derinleşmesi ve genişlemesi, akarsu geniş tabanlı vadi akması, yatak eğimi yüksekliğinin azalması. O zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bunun sıralaması şöyle olacak. Akarsu'nun yer kabuğunu aşındırması sonucunda vadilerin oluşması C. Daha sonra akarsu vadi tabanlarının derinleşmesi ve genişlemesi B. Daha sonra geniş tabanlı vadiler akması, yatak eğimi ve yükseltinin azalması. En son D hafif dengeli düzlüklerin oluşması yani bizim cevabımız ne olacak arkadaşlar? A seçeneği olacak diyoruz. Devam ediyoruz. Yukarıdaki buzulları işlenmiş alanlarda buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyı tipi gösterilmiştir. Bu arkadaşlar şekilde de anlaşıldığı gibi fiyort kıyı tipidir arkadaşlar. Buzulların etkili olduğu bölgelerde dünyada en güzel örnek ise İskandinav Yarımadası. Özellikle neresi derse arkadaşlar ülke olarak Norveç diyeceğiz. Bu bir fiyort arkadaşlar. Diyor ki bu kıyı tipi aşağıdakilerden hangisindedir? A seçeneği fiyort diyeceğiz. Devam ediyoruz. Akarsular taşıdığı alev yolları eğimin azaldığı yerlerde biriktirir. Buna göre yukarıdaki yer şekillerin hangilerinin oluşmasına akarsu biriktirmesi etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar bir akarsu biriktirmesidir. Sel rejimli akarsular dağların yamaçlarında kopardıkları materyalleri eğimin azalması ile birlikte dağın eteklerinde biriktirmesi ile oluşmuş birikinti konusu diyoruz. Bu bir nedir? Biriktirme şeklidir. İki de akarsu bir şelaleden aşağıya doğru akmış. Bu bir dev kazanıdır ve bu akarsu aşınım şeklidir. Arkadaşlar görüldüğü gibi iç ve dış kuvvetlerin birlikte çalışarak ortaya çıkardığı şekil peri bacasıdır. Peri bacası akarsu aşınım şeklidir arkadaşlar. Dolayısıyla burada birikim şekli olan tek A seçeneği yani 1. Devam ediyoruz. Kapıdağ Yarımadası, Büyükçekmece Gölü ve Falez. Yukarıdaki yer şekillerinin oluşmasında etkili olan dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir diyor. Kapıdağ Yarımadası, Büyükçekmece Gölü, Küçükçekmece Gölü, Terkos Gölü. Bunlar arkadaşlar dalga,
birikim şekilleri iken zaten dalganın bir tek aşınım şekli var. O da nedir arkadaşlar? Falez. Unutma, dalganın tek aşınım şeklidir. Dalganın tek aşınım şekli falezdir diyoruz. Dolayısıyla bu şekilleri oluşturan da dalgalardır diyeceğiz. Yani besleyelim. Devam ediyoruz. Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehri'nin önemli bir delta ovası oluşturmamıştır. Doğru. Bu durumda etmenlerin hangilerinin etkisi yoktur diyor. Deniz derinliğinin birden artması var. Çünkü getirilen alevyollar derinlik fazla olduğu için arkadaşlar birikim yapılamıyor. Kıyıya yeterince alevyol taşımaması var. Kuvvetli akıntıların görülmesi var. Gel git kendiliğinin az olması bir kere bu oluşumuna olumlu yönde etki yapar. Rejimin düzensiz olması arkadaşlar ilgisi yok. Dolayısıyla etkisi yoktur dediği 4 ile 5'tir arkadaşlar. Yani E seçeneği diyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. 13. soruyla. Yukarıdaki verilen yerlerin hangisinin buzul dönemlerinden daha fazla etkilendiği söylenebilir? Arkadaşlar buzul döneminden daha fazla etkilendiği söylenebilir dediği yer neresidir? Tabii ki kutuplara yakın olan bir bölge, Kanada'nın batı kıyılarını alıyoruz. Yani 4 numaralı yer diyoruz. Devam ediyoruz. Özür dilerim. Akar şey dış kuvvetlerindeki tersini burada bitiriyoruz.